Merhaba sevgili arkadaşlarım. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan, köyümüzden, evimizin bahçesinden hepinize selamlar, saygılar gönderiyorum. Değerli arkadaşlarımız, bugün sizlere gerçekten güzel bir video hazırlayacağım. Bu videomuz doğal saç boyası nasıl yapılır ve aynı zamanda dökülen saçlar için, beyazlayan saçlar için nasıl geri doğal rengine döner. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz saç boyaları kimyasallar içerdiği için birçok insanın saçında yanmalara veya dökülmelere sebep olabiliyor. Saçların zamanla yaştan dolayı beyazlamaya başladıysa ve dökülmeye başladıysa çaresi var. İşte bakın ceviz bahçemizde. Cevizlerde görüyorsunuz değerli takipçilerimiz. İşte bu cevizlerden ve ceviz yapraklarından toplayıp bir kür hazırlayacağız. İnşallah bu kürle saçımıza uygulayacağız. Önümüzdeki günlerde saçımızın nasıl gürleştiğini ve saçımızın nasıl eski rengine döndüğünü göreceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi bunun için bize birkaç tane cevize ihtiyacımız var. Yeşil cevize. Yaprak zaten elimizin altında. Yaprak ve cevizler elimizin altında. Bizim için sıkıntı yok. Ama siz değerli takipçilerimiz şayet bulamazsanız taze ceviz veya cevizin yaprağını, aktarlarda kurutulmuş ceviz yaprağı satılıyor. Oradan da alarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle cevizleri kopardım. Elimde görüyorsunuz, tabağa aldım şöyle. Şimdi buradan da yapraklarından alacağım biraz. Bu şekilde bunlarla beraber ne yapacağız? Kür hazırlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kür hazırlayacağız. Değerli arkadaşlar, öncelikle bir tencereye su dolduruyoruz. Ve şöyle bu su kaynaması gerekiyor. Su kaynadıktan sonra ceviz yapraklarını atacağız ve yaklaşık 20 dakika kaynayacak. Yalnız böyle siyah bir tencereye kaynatın. Diğer tencerelerinizden boya girer ve çıkmaz, çelikli falan arkadaşlar. Onun için dikkatli olmanız lazım. Böyle siyah kullanmayacağınız bir tencerede yapabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi suyumuz kaynadı. Kaynayan suyun içine şimdi ceviz yapraklarımızı atıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika ceviz yapraklarımız kaynayacak arkadaşlar. O ceviz yapraklarımız kaynarken biz de bu cevizlerimizi ezelim arkadaşlar. Şimdi cevizlerimizi bir çekiç yardımıyla kırıyoruz arkadaşlar. Elinizi boya eder. Eldivenle yapmanızı öneririz arkadaşlar. Şöyle değerli arkadaşlar, eğer taze ise ceviz böyle içinin kabuğuyla beraber kırabilirsiniz. Taze değilse de sadece kabuklarını kullanabilirsiniz. Evet, şöyle cevizlerimizi koyuyoruz mikserimize. Evet. Kaynayan, 20 dakika kaynayan suyun içine cevizlerimizi de ilave ediyoruz. Beraberce 5 dakika daha kaynatıyoruz. Kaynaması yeterli. Bakın artık solüsyonumuz hazırlandı. Şimdi bu yaprakları alabiliriz. Şimdi hazırlamış olduğumuz suyunu süzüyoruz artık posasıyla.
Evet sevgili takipçilerimiz, kaynatmış olduğumuz bu su soğuduktan sonra saçlarımızı haftada bir defa bununla yıkayacağız. Şimdi arkadaşlar ben başıma yavaş yavaş bunu uygulayacağım. Ceviz suyunu. Saçlarımıza uyguladık ceviz suyumuzu. Bakalım bir saat sonra sonuç nasıl olacak? Yıkayacağız, sonucu göreceğiz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık bir saat oldu. Şimdi saçımızı yıkayacağız. Bakalım bir fark olacak mı? Evet sevgili arkadaşlar, ben bir ton saçımın renk değiştirdiğini gördüm. Siz de görebilirsiniz. Bu şekilde devam ettikçe daha da koyulaşacak arkadaşlar. Bu şekilde haftada bir gün birkaç hafta devam edeceğiz. Saçlarınızın nasıl gürleştiğini, nasıl parladığını ve saç dökülmelerinizin nasıl durduğunu gözlerinizle göreceksiniz ve saç tonunuz da geriye doğru tekrar siyaha doğru dönmeye başlayacak sevgili arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarımız. Allah'a ısmarladık.